Çok kıymetli misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, değerli ilçe başkanım ve burada toplanmamıza vesile olan sevgili kardeşimiz, kıymetli adayımız Osman Ayman Ağabey Efendi. Sözlerime başlarken toplantımıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı teşekkürlerimi arz ederek başlıyorum. Değerli basın mensupları, malumunuz bendeniz il başkanlığı görevini getirdim. 4 aylık bir süre oldu. Bu süre zarfında genel merkezimizin teşkilatları yeniden yapılandırma, il teşkilatlarını, ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırma tasarrufu söz konusu oldu. Bu işlerle uğraşmak durumunda kaldık. İl teşkilatları yeniden yapılandırma malumatımız gerçekten zor bir süreç. Bundan dolayı siz değerli basın mensuplarıyla çok da fazla hemhal olamadık. Çok da fazla size kendi namımıza gerekli ilgi, alakayı gösteremedik. Bunun mazeretini de arz ederek sözlerime başlamak isterim. Ve akabinde yerel seçim süreci başladı. Bu süreçle ilgili de teşkilatlarımız ki yeni bir parti olması hasebiyle elbette ki bazı durumlarda daha fazla zorlandı ama bu zorlukları yine aynı beğendeki gayretle üstesinden gelmeye çalıştık. Değerli misafirlerimiz, biz sizlerle Eylül-Ekim aylarında görüşmeler yapmıştık adaylık süreciyle ilgili. Ve burada sizlere ittifak, dayanışma söz konusu olabilir, olacak. Bunları beklemek durumundayız. Ama biz her tarafta aday çıkarma çabası içerisindeyiz ve ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz diye sizlere söylemiştik. Burada da üzerine basa basa şunu demiştik. Bizim çıkartacağımız adaylar başımızı öne eğdirmeyecek. Bizim çıkartacağımız adayları siz ve kamuoyu gördüğü zaman iyi ki bu kişi aday olmuş diyecek diye bir vaatte bulunmuştuk. Bu hem vaatte hem de bizim stratejimizdi. Çok şükür bunu başardık. İttifak durumunda muhtemize düşen ilçelerde çok kıymetli adaylarımızı ilan ettik ve bu kıymetli adaylarımız hem kendi bölgesinde hem Kayseri kamuoyunda takdirle karşılandı. Felaniye'de Zahit Acı Bey'i aday gösterdik. Hiç kimse bu yerden çıktı. Bunu neden aday yapıyorsunuz demek. Hatta herkesin çok memnun oldu. Birçok farklı parti mensubu memnun oldu. Çünkü biraz da belediyecilik herkesi kucaklamayı gerektiren bir faaliyet. Bunu hepimiz biliyoruz. Yine aynı şekilde Pınarbaşı'da Cuma Sağlam Beyefendi'yi aday olarak gösterdik. Pınarbaşı'da da buna şahit olduk. Bizzat yerinde gözledik. Birçok Pınarbaşılı kardeşimiz Cuma Bey'i bağrına bastı, sahip çıktı. İncesu'da Mustafa İlmek Bey'i aday gösterdik. İncesu'da Mustafa İlmek'in aday olması için İncesu halkı, size samimiyetimle söylüyorum, bize çok ciddi baskılar yaptı. Biz adayı zaten göstermek istiyorduk. Gösterdikten sonra da takdirle karşıladılar. Dün tanıtımını yaptık. Develi'de Ali Ağca'yı aday gösterdik. Orada yine şahit olduk. Ali Ağca'yı Develi'de aday göstermenin ne kadar doğru bir iş olduğunu, hareket olduğunu orada yine hep beraber müşahede ettik. Değerli basın mensuplarımız, bazı yerlerde yine
göstereceğimiz adaylar, örneğin Kocasinan'da göstereceğimiz adaya da yine siz değerli basın mensupları ve Kocasinan ahalisi ve Kayseri kamuoyu size samimiyetimle söylüyorum, takdirle karşılayacak ve şunu diyecek, İyi Parti bekledi, sabırlı davrandı ama en iyi adayları göstermeyi başardı. Bu karşılığı hep beraber nasip olursa göreceğiz. Bunu da bir iki gün içerisinde zaten sizlerle paylaşacağız. Yine sıra Kocasinan adayımızı gösterdikten sonra Büyükşehir adayımıza gelecek. Büyükşehir adayımızı ilan ettiğimizde de şunu göreceksiniz. Parti tabanının, Kayseri halkının ve birçok kurum, kuruluşun, sivil örgütlerin sevdiği, beğendiği, takdir ettiği, işte bu her kesimin oyunu alır denecek bir büyükşehir adayımızı yine paylaşacağız sizlerle, sizlere ilan edeceğiz. Kısmet olursa. Değerli misafirlerimiz, bu toplantıda değerli kardeşimiz Osman Hayvanay'ı bir anlamda basınla buluşturmak, bir anlamda onu anlatmak ve onun kendisini anlatması için toplandık. Osman Bey, bizim İYİ Parti teşkilatlarının A'dan Z'ye herkesin çok sevdiği, çok takdir ettiği, belki bu teşkilatlar içerisinde beyefendi kim, dürüst kim, sözüne güvenilir kim dendiği zaman birinci sırayı alabilecek bir arkadaşımız. Talas gibi güzüyle ve kıymetli yere ona aday göstermek inanın bizim için övünç ve sevinç meselesidir. Biz onun bu Talas'ımızda aday olmasını çok istedik. Kendisine bu noktada çok ısrarlarda bulunduk ve o da sağ olsun vazife verilir ilkesiyle bu vazifeyi bana layık görüyorsanız ben en iyi şekilde alırım ve yaparım dedi. Kendisinin gençliği, dinamikliği, geçmişinin tertemiz olması, eğitimi, kültürü, siyasi tecrübeleri, kapasiteleri, Talas'ta çok ciddi hizmetler yapmaya namzet olduğunu da göstermektedir. Biz kendisine güveniyoruz. Siz değerli basınımızın da kendisini takip etmesini istiyoruz, istirham ediyoruz. Onu yakından takip ettiğiniz zaman hem halkla iletişimi, hem insanlarla diyaloğu, hem de belediyecilik projelendirmeleri açısından ne kadar doğru bir isim olduğunu eminim, inanın müşahede edeceksiniz. Bu vesileyle sözlerime son verirken katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Osman Hayvan'a beyefendiye tekrar sizin huzurunuzda hayırlı olsun derim ve ona başarılar, muvaffakiyetler temenni ederim. Cenab-ı Hak bahtını, yolunu açık eder inşallah. Şimdi sözü Osman kardeşime bırakıyorum. Değerli dostlar, değerli basın mensupları, davetimize katılımınızdan dolayı öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere İYİ Parti Genel Merkezimizin takdir ve teveccühleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde güzel ilçemiz Talas için belediye başkan aday olarak gösterilmiş bulunmaktayım. Huzurlarınızda bu karar alınırken bizlere uygun gören genel başkanımıza, partimizin üst düzey genel merkez yöneticilerine, partimizin değerli milletvekili, Kayseri milletvekilimiz Dursun Ataş Bey'e, yine il başkanımız Süleyman Bozkurt Bey'e, ilçe başkanı Suat Kaya Bey'e, aday adaylığı sürecinin ilk gününden bugüne şahsım olan destekleri için teşekkürlerimi sunarak başlıyorum.
güvenlerine layık olmak için şahsım ve ekibim adına var olan gücümle çalışacağıma şimdiden söz veriyorum. Belediye başkan adaylığımızın başta talasımız olmak üzere ilimize, partimize ve halkımıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Temennimiz bu seçim sürecinin saygı ve hoşgörü anlayış içinde geçmesidir. Şahsım ve ekibim adına ben bu sözü huzurlarınızda şimdiden vermek istiyorum. Seçimler geçer, iyilikler kalır. Biz iyiyiz ve iyi olarak kalmaya devam ediyoruz. Hata değil, çare bulun der Henry Ford. Biz çare olmak istiyoruz şehrimize, ilçemize ve milletimize. Palasımızın geleceği için ilçemizin mevcut sorunlarını çözmek ve ilçemize yeni değerler katmak için çıktığımız bu yol, bu yolda onurlu ve gururluyuz. Palasımızın alt ve üst yapısından turizmine, tarihin dokusundan yeşil alanlarına, hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu biliyoruz. Esnafından çiftçisine, memurundan emeklisine, ev hanımından öğrencisine, 7'den 70'e tüm halkımızın ihtiyaç ve taleplerini biliyor. Bunlara çare olmak için geliyoruz. Kapısı herkese açık, her mahalleye eşit ve adil hizmetin yapılacağı şeffaf bir yönetim anlayışı için Talas'ımıza hizmet edebilmek için bu yola çıkmış bulunmaktayız. Yalnızca partilerimizin değil, Talas'ta yaşayan her bireyi kucaklayan bir anlayış içinde olacağız. Siyasi kaygılardan uzak, kişisel hırs ve menfaatlerin peşinde koşmayan, birleştirici, çözüm odaklı, ayrım gözetmeyen çalışma anlayışıyla bu göreve talipti. Hedefimiz sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarında örnek doğasıyla yaşanabilir, getirdiği yeniliklerle öncü bir kent inşa ederek güzel Talas'ı hak ettiği konuma getirmek için çalışacağız. Modern ve çağdaş belediyeciliğin gereksinimlerini karşılayacak çağdaş vizyonumuz ile bu göreve talibiz. Ekibimizle proje çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Talas'ımızın ihtiyaçlarını çok iyi bilmekteyiz. Seçildiğimiz zaman uygulayacağımız projelerimizi halkımızla en kısa sürede paylaşacağız. Donanımlı ve güçlü takım arkadaşlarım ile üzerime alacağım bu şerefli görevi Talas halkı ile el ele verip birlikte başaracağız. Allah nasip ederse halkımızın teveccühüyle seçildiğimiz takdirde farkımızı her alanda göstereceğiz. Bu noktadan hareketle ne makamımız olacak ne de makam aracımız olacak. Halk olacağız, hakta olacağız, haktan yana olacağız. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm halkımızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Katılımlarınız için hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mensupları, değerli esnemler hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Bugün burada güzel bir ana ve tarihi bir ana inşallah şahit edeceğiz hep birlikte. Onu diliyorum, onu istiyorum. Sayın İl Başkanımız, Kayseri ile ilgili yapacaklarını ve partimiz adına gelişmeleri anlattı. Osman kardeşimiz de kısa da olsa kendini sizlere ifade etme fırsatı buldu. Bugün bu ortamda bize yarattığı için Osman kardeşime teşekkür ediyorum. Hepiniz zaten tanıdığınız bir kişi. Şu ana kadar araştırdınız Osman Ayman'a kimdir, ne yapar, ne yapmaz diye bilgi sahibi oldunuz. Ama bugün ilk kez de sizin huzurunuzda hem kamuoyuna tanıtma fırsatı bulduk hem de sizin daha yakından tanıma fırsatınız oldu. Biz Osman kardeşimize inanıyoruz, güveniyoruz ve kardeşimiz burada inşallah kazanacak, kazanacağına inanıyoruz ve öyle yola çıktık. Tabii halkın üzerinde ittifak yaptığı adayları çıkaracağız demiştik. O da o kardeşimiz de bunlardan biri ve söylemlerini ben de dinledim, siz de dinlediniz. Daha önce kontrol ettiğimiz bir şey de değil. Orada bir belediyeci olarak, bir belediye başkanı yapmış bir olarak gözlemlediğim ve kendisini de yakından tanıdığım için tüm Talas'ı kucaklayacak. Bütün kesimleri kucaklayacak, insan olarak çalışacak,
hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan bir hizmet vereceğini burada ifade etti ve ben de buna inanıyorum. Ve son zamanlarda Kayseri'mizin en çok ihtiyaç duyduğu, gerçekten olması gereken bir en öncelikli bir şey olduğuna inanıyorum. Ve tüm Türkiye'de de bu inşallah bu zihniyet değişik. İnsan olarak da hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet anlayışına herkes bir şekilde döner diye umuyorum. Osman da bunu inşallah kardeşimiz başaracaktır. Ben şimdiden kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Talasımıza hayırlı uğurlu olsun, ilimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve artık şurada bilinmeli ki Kayseri'de veya Türkiye'de birçok şeyin artık değişik zamanı geldiğine inanıyorum. Özellikle de Kayseri'de hiç kimse bazı kişilere mahkum değil. Ve hiç kimse şunu seçeceksin denen insana oy vermek zorunda değil. Mecbur değiliz. 30 sene aynı insanların dışında başka insanlar maalesef Kayseri yetiştiremedi desem yetiştiriyor ama belki de fırsat bulamıyor o insanlar, önleri açılamıyor. Ama biz gençlere bu manada fırsat vermek istiyoruz, önlerini açmak istiyoruz. Yine Osman kardeşimiz buralardan biri ve gençliğiyle, dinamikliğiyle bunu başaracağına inanıyoruz. Ve tekrar diyorum, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu vesileyle biraz da ben hem genel merkezimizin CHP ile yürüttüğü Millet İttifakı aslında seçim işbirliği, bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yine Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü bir süreç vardı, o sonlandı ve onlara da ilerleme açıkladı. Yine meclis çalışmalarından da Kayseri'den kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii ki referanduma gidilip de Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye getirildiğinde artık ittifakların olmayacağı, koalisyonların olmayacağı güçlü hükümet sistemi, güçlü Cumhurbaşkanlığı sistemi diyerek ortaya çıktık. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bilgilerinizi tazelemek adına diyorum. Daha sonraki süreçte bir erken seçim kararı alındı ve bu erken seçim kararı alınırken de alınmadan önce de ittifakların yolu açıldı. Maalesef ki güçlü hükümetler, ittifaklar, koalisyonlar olmayacak denen bir süreçte şu anda geldiğimiz nokta tam da koalisyonların olmadan yürümeyeceği, koalisyonsuz Türkiye olmayacak güçlü hükümetler sistemi değil, tam tersine dönüyor. Bugün gideceğimiz yerel seçimde de görüyoruz ki ittifakla hareketler ediliyor. Ve bir tarafı ittifaklara zorluyor, birleşmelere zorluyor ve yaşam hakkı veriliyor. Hiçbir parti kendi programını rahat bir şekilde uygulayacak, çıkıp vatandaştan bu isteyecek ve kendi adaylarıyla kendi partilerine gitme şansını kaybediyor maalesef ki. Bu çok doğru bir sistem değil ve yanlışa da gittiğinin hepimiz farkındayız, sizler de bizler de, ama bir noktada mecbur kalıyoruz. Ve biz de CHP'yle bir seçim ittifakı, seçim işbirliği yaptık bu süreçte. Bu süreç devam ediyor. Ama biz tamamen bir teslimiyetçi, tamamen ne olursa olsun, siz ne derseniz, siz ne verirseniz, biz ona razıyız mantığıyla gitmedik. Biz bir partiyiz. Eğer ki bütün görüşlerimiz aynı olsaydı zaten tek parti olurdu. Sadece bir işbirliği bu. Ve bu işbirliğinde de CHP'yle birlikte yol alıyoruz. Onların adaylarını biz, bizlerin adaylarını onlara destekliyor. Tamamen iki parti olarak davranıyoruz. Tek partiymiş gibi bir tarafa biat etmek. Bu bir kere herkes tarafından bilinmesini isterim. Bu süreç içerisinde tabii ilk yerler oldu. Bazı büyük şehirler içerisinde paylaşımlar oldu. 10 büyük şehir biz aldık. 11 büyük şehri CHP'ye bırakıldı. Daha devamında ilçelere kadar inildi ve büyükşehir olmayan belediyelerde de, illerimizde de baktık ki bu işbirliği daha fazla fayda verecek gibi görünüyor en azından Millet İttifakı'na. Oralarda da işbirliği çalışmaları sürüyor, 1-2 güne kadar tamamlanacak. Kayseri üzerine geldiğimizde, Kayseri'de biz CHP'yle oturup burada il başkanları ve milletvekilleri birlikte bazı ilçeler üzerinde görüştük. Anlaşabildiğimiz yerlere anlaştık, anlaşamadığımız yerlerde genel merkezlerimiz devam etti. Oradaki görüşmeler sonucunda da bizde kalan yerlerde biz adaylarımızı yavaş yavaş açıklamaya başladık. Burada Kayseri merkezde şu anda sadece Melik Gazi CHP'de, Talas'ta, Kocasinan bizde. Talas
adayımızı açıkladık. Kocasinan adayımızı da inşallah 2 gün içerisinde, bilemedim 3 gün içerisinde açıklayacağız başkanımın söylediği gibi. Şunu demek istiyorum, diğer ilçelerde de 8-9 civarında bizde kaldı. Bu bazen değişebiliyor çünkü adayın durumuna göre 9 ilçede falan biz çıkaracağız. Diğerlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çıkaracak. Tabii ki onların çıkardığı adaya bizim seçmenimiz tabii ki beğenirse onu verecek. Yine bizim çıkardığımız seçmenle adaya da onların seçmeni beğenirse oy verecek. Ama biz arkalarında parti olarak sağlam duracağız inşallah. Şimdi buradan hareketle şunu demek ihtiyacı duyuyorum. Aylardır hizmetler üzerinden, bugüne kadar yapılan hatalar veya yapılamayan şeyler üzerinden gidilmiyor. Maalesef ki bu bir yerel seçim. Yerel seçimde kimler seçilir? Muhtarlar seçilir, azalar seçilir. Genel idare kurulu, il genel meclis üyeler seçilir. Büyükşehir olmayan yerlerde ve meclis üyeler seçilir. Maalesef ki öyle bir maddeye getirildi ki bekar sorunu, Türkiye'nin bekar sorunu. Şimdi ben size soruyorum, Talas'ta Osman Hayvan'a seçilirse bekar sorunu mu olacak? Veya Pınarbaşı'nda Mendur Uzunoğlu seçilirse veya Cuma Sağlam'dan herhangi biri seçilirse bekar sorunu mu olacak? Böyle bir şey yok. Ve bir bekar sorunu dendi, tutturuldu. Bugüne kadar da böyle bu şekilde bazı şeyleri örterek bunun üzerinden yol almaya çalışılıyor. Eğer ki bekar sorunu var idiyse, hepiniz hatırlarsınız bu süreç yürürken Cumhur İttifakı tarafından öncelikle bir ittifak ortaya atıldı. İttifakın ortaya atıldığı günlerde ne hikmetse 6 yıldır hiç gündeme gelmeyen andımız meselesini Danıştay hiç gündeme almazken o günlerde yeniden okutulması için bir karar aldı ve yer yerine oynadı. Bütün gündem alt üst oldu ve arkası arkasına bütün partilerden açıklamalar gelmeye başladı. Tabii ki bizim partiler bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde durdu. Bu süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi de tabii ki bu süreçte hassastı. Bu konu üzerinde durduğunda AKP'nin genel başkanından bir açıklama geldi. Bekir Bozdağ bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerinde dedi ki, Bekir'e bir kesip attığı tırnakla hiçbirinizi değişmem. Şimdi bunu dedikten sonra olaylar böyle bir noktaya gitti ki herkes kendi güvenini kendi kesecek ve bütün her yerde aday çıkaracağız. Şimdi o gün bekar sorunu yoktu. Bir hafta sonra yeniden bekar sorunu ortaya geldi ve bekar sorunu tutturuldu gidiyor. Şimdi bunları ilerleyen süreçte inşallah defalarca konuşacağız. Ve seçim bunun üzerinden yürütülerek adayların kendi hizmetlerini, verecekleri hizmetleri, insanları nasıl kucaklayacakları bunlar unutularak ve kendi yapmadıklarını unutturularak böyle bir sürece çekiliyor Türkiye. Bunun çok yanlış olduğuna inananlardan biriyim. Ve Türkiye'de maalesef ki beka sorunu değil, saltanat sorunu var. Türkiye'de koltuk sorunu var. Türkiye'de koltuklarının bekası var. Sarayın bekası var. Saray etrafında kümelenen yandaşların bekası var. Ve bu beka sorununu memleketin beka sorunuymuş gibi sunan da bir kesim var. Çok hızlı konuştum herhalde. Kısaca şunu söyleyeyim. Eğer ki Osman Hayman'a bu memleketi veya diğer adaylarımız Kayseri'yi veya diğer illerde çıkan adaylarımız onların adaylarından daha az seviyorsa, bu millete daha az hizmet edeceklerse veya ben Dursun Ataş olarak onlardan bu memleketi daha az seviyorsam Allah bana hiçbir şeyi nasip etmez. Bizim adaylarımıza da nasip etmez. Ve bu memleketi onlar bir şekilde açılımları yaparken, FETÖ'yle birlikte yürürken, sayacağım birçok şey var 17 yıla sığdıracağımız. Her seferinde PKK'yla, Oslo'da, Topkapı'da görüşürken her seferinde biz aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün de biz aynı noktadayız. Ama onlar memleketin bekasından bahsediyor. Memleketin beka sorunu şu anki hali hazırdaki iktidar ve bunların yandaş medyası ve yandaş müteahhitlerinden başka kimse değildir. Ve bu memleketi
yine kurtaracak olanlar da bizleriz. Bu memleketi düzler çıkaracak olan da bizleriz. Bugün memleket uçuyor, kaçıyor, uzaya gidiyor. Milli savunmada bir yeni yol aldık ve kendi silahımızı kendimiz üretiyoruz diyoruz. Ve Sakarya'daki tank ve palet fabrikasını Katarlara satıyoruz. Bunun gibi baktığınız zaman bir sürü örnekler görürsünüz. Maalesef Türkiye bir yere uçup kaçtığı yok. Türkiye bir yere gitmiyor. Türkiye karaya saplandı. Deniz gitti. Türkiye 2001 yılının gerisine düştü. Bugün tarafsız ekonomistlerle görüştüğünüzde adamlar titriyor böyle. Çünkü Türkiye artık borç batağına saplandı. Türkiye yeniden aynı seviyeye gelmesi için öncelikle damattan kurtulup arkasından krizi kabul edip bir şekilde bu krize önlem almazsa 15 yılda kendine gelemeyeceği söyleniyor. Ben ekonomist değilim. Çok fazla da konularda belki bilgi sahibi değilim ama ticaretle uğraşan, devleti bilen, piyasaları gören, piyasada gezdiğim zaman insanların ne çektiğini, çiftçinin, esnafın, emeklinin ne çektiğini gören insanım. Türkiye gerçekten kötüye gidiyor. Bütün bunlar perdeleniyor. Ve inşallah bu kötüye gidişi 31 Mart yerel seçimlerinde halkımız karşılığını verecektir diyorum. Ve bütün adaylarımızın da açıkladığımız her adayında memleketimize hayırlı uğurlu olmasını ve kazanmalarını diliyorum. Eğer ki kötü niyetli içimizde memleketin beka sorunu haline gelecek biri varsa da bunların da kazanmamasını diliyorum. Ama şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Kayseri hiç kimseye mahkum değil. Kayseri 30 yıldır 15-20 kişinin dışında siyasetçi yetiştiremedi. İnşallah o siyasetçiler biz çıkaracağız ortaya ve gelecek yıllarda bu siyasetçilerimiz damga olacaktır diye düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Çok uzatmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde daha sık bir araya geleceğiz inşallah. Sorularınız varsa da var. Büyükşehir'de çıkartacağı aday siz misiniz? Yani 30 yıldır çıkartamadım. Ben değilim. Şimdi espri bir tarafa, bizim Büyükşehir'de şu anda 4 aday, 3 adayımız var. Aday adayımız ama kim diye soracaksınız. Bir kişinin ismi zaten açıklandı. Diğerlerinin ismini açıklamadık. Dikkat ederseniz biz hiçbir yerde aday ismi açıklamadık. Direkt adaylara çıkıyoruz. Bu arkadaşlarımızı ne kamuoyunun önüne attık, ne ailesine, işte seçilemedi, seçildi, yok, kabul ettiler, etmediler gibi bir kargaşaya da meydan vermiyoruz. 3 arkadaşımız var. Genel merkezimiz bunu araştırıyor. Kimle sonuca gideriz, onu değerlendiriyoruz. İnşallah 2-3 güne kadar bu belli olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden transferler olacak mı? Sayın Vekilim, gösterilmeyen adaylar konusunda. Bir sorun da Osman Bey'e. Talas'ta gördüğünüz en büyük sorun nedir adaylar sırasında? Şimdi ben cevap vereyim sorunuza. Biz yeni bir partiyiz. Ve bu yeni parti öyle 24 Haziran'da bana göre tarih yazdı. Bana göre bütün bu baskılara, bütün karartmalara rağmen devlete karşı, devlete diyorum, bunu özellikle altını çiziyorum ki devam ediyor bu süreç. Buna rağmen %16 başarısız saydı kendisini ve yenilenmeye de devam ediyor daha yeni bir parti olmasına rağmen. 5 milyonlar oy aldı Türkiye genelinde. Şimdi biz bu kendi oylarımızla, sadece kendi içimizden çıkardığımız insanlarla iktidara gelmemiz mümkün değil. Ki biz iktidar arzusu içerisinde olan, iktidara geleceğini iddia eden bir partiyiz. Öyle olunca AK Parti'den de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de, Büyük Birlik Partisi'nden de, Saadet Partisi'nden de, yani bölücü olmayan, bu bayrağın altında yaşama arzusu olan, İstiklal Marşı'nı bizimle aynı heyecan içerisinde söyleyebilen bütün herkese bizim kapımız açık. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde de olabilir, AKP'nin içinde de olabilir, hepsine olabilir ama önümüzdeki günlerde böyle sürprizlerle de karşılaşacağız, devam edeceğiz inşallah. Büyüyerek kartopu gibi gideceğiz, bizi düşünüyoruz. Başkanım, Sayın Atakan'ın sorusuna bir ilave yapayım, ondan sonra mümkünse Osman Bey devam etsin. Sayın Atakan'ın dediğini şöyle geliştirebilir miyiz? Gelecek olan, olası MHP adayları
aday olmayı düşünüp olamayanlar sizin partinize geldiğinde sizin açıklamış olduğunuz adaylar üzerinde bir değişiklik söz konusu olacak mı? Şu anda açıkladığımız adaylar içerisinde değişiklik söz konusu değil. Tabii ki genel merkezimiz yine değerlendirir bunları ama biz böyle bir şey şu anda öngörmüyoruz ama dediğim gibi AK'ın üzerinde teveccüh ettiğim birlikleri oluşturduğu bu olsun seçilir ve seçilince de iyi hizmetler yapar dediğim insanları mutlaka saflarımıza katacağız. Biz şuna karşıyız. Bir insan bir kere özel hayatında, çevresinde, her şekilde belediye seçildiği anda iyi hizmetler yapacağını sinyallerini vermesi gerekiyor. Herkesi kucaklayacak bir adam olması gerekiyor. Eğer ki seçilip de bizim yüzümüzü, partimizin yüzünü kara çıkaracaksa öyle adaylarına gitmeyiz zaten. Bizim öyle seçilmiş birini görevden alıp niye görevden aldığını dahi kamuoyuna açıklamadan görevden alma yetkimiz de yok. Böyle bir şey zaten yapamayız. O yüzden biz seçildiğinde de neleri yapabileceğini en azından bildiğimiz kişilerle gitmeyi tercih edeceğiz. Değerli dostlar, tekrar teşekkür ediyorum. Cem Bey, sizin sorunuza da ben cevap vermeye çalışırım. Malumunuz olduğu üzere İYİ Parti'nin kuruluşuyla beraber ben Talas'ta kurucu ilçe başkanı olarak bir fiil görev yapmaya başladım. Ta ki Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi takvimi olan 1 Aralık itibariyle de istifa ettim. Sonrasında da az önce uzunca dile getirdiğim gibi genel merkezimizin teşkilatlarımızın takdirleriyle belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. Hep kurucu ilçe başkanı olduğum süreç zarfında 1 ile 24 Haziran 2018 yılında yaşamış olduğumuz genel seçimlerle beraber akabinde de özellikle Ağustos-Eylül ayından sonraki süreçte yaz tatilini çıkarak söylüyorum. Talas'ta olmam nedeni, Talas'ta ilçe başkanı olmam hasebiyle Talas'ın en uç Süleymanlı köyünden tutun, Beyya Çömlekçi köyünden tutun da merkezdeki en önemli noktadaki yaşayan insanlarımıza varana kadar Talas'ın birçok sıkıntılarıyla alakalı, sorunlarıyla alakalı, çözümleriyle alakalı zaten biz aylardan beri görevim gereği, pozisyonum gereği ilçe başkanı olmam nedeniyle sürekli biz saha çalışmaları yaptık. Toplumun her kesiminden insanlarla görüş alışverişlerinde bulunduk. Sorunlarımız ne, çözümlerimiz ne noktasında bir başlık altına sığdırmam mümkün değil ama ben bir 5-6 noktadan bunu cevaplayacağım. Başlıklar halinde söyleyeceğim. İleride ayrıntılar da size getireceğiz. Kırsal kalkınmayla alakalı sorunlar var. Kültürel sorunları var. Sosyal konutlarla alakalı, sosyal faaliyetlerle alakalı sorunları var. Eğitimle alakalı ciddi manada toplumun ihtiyaçların olduğunu gözlemledik. Sağlık alanında sıkıntılar olduğunu gözlemledik. Tabii Talas'ın çok büyük oranda göç alıyor olması nedeniyle ulaşımla alakalı en büyük sorunlarının olduğunu gözlemledik. Yine bu imar uygulamalarının devamında Ali Dağı ile alakalı, yeşil alanlarla, park, bahçe, sosyal tesislerle alakalı yani birçok konuda sorunların olduğunu çok net bir şekilde rapor ettik. Biz bunların çözümü noktasında da inşallah nasip olursa 31 Mart'tan sonraki süreçte herkesin ortak mutabakatıyla çözüm üretme gayretinde olacağız. Teşekkür ederim. Deminki açıklamanızda değişikliği şu anda düşünmüyoruz dediniz. Hiç şu andaki genel merkeze bağlı bir tasarruf olursa değişebilir anlamında mı? Kim sorunda sıçır Kazım Yücel Bey'in İYİ Parti'den aday olacağı konusunda yazılar yazılıyor, biz de yazıyoruz. Bu ne derece somutlaşacak ve ne zaman somutlaşacak eğer böyle bir şey varsa? Şimdi biraz önce İl Başkanımız açıkladı. 2-3 gün içerisinde hepsi sonlanacak. Bu hafta sonlanacak kesinlikle, öyle diyeyim. Kazım Yücel Bey ile alakalı, evet bize gelirse biz gelmesini arzu ederiz, ediyoruz da. Biz güç kazanacağımıza, Kazım Yücel Bey'le bir arkadaşımızla ben daha önce çalıştım. Büyükşehir'de ben Doruk Başkan Vekiliydim, 2 yıl kadar kendisiyle görev yaptım. Çok uyum içerisinde çalıştık. Özel yaşantısıyla, ticari anlayabıyla, sevilir bir kişi olması, yine belediyecilik konusunda farklı fikirleri olan, çevresinde sevilen sayılan bir kişi biz Kazım Yücel'le çalışmayı isteriz.
ve tamamen bu karar kendine ait olacaktır. Sonuçta iki yıldır da orada bir belediye başkanı olacağım diye yola çıktı. Birçok insanla görüşmeler yaptı. Güzel projeler olan bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız eğer hizmet etmek istiyorsa burada partiyle birer araçtır, amaç değildir. Benim düşüncem böyle. Ve görüşme çok uzak bir parti de değil. O yüzden kendisini buradan bizim aramızdan aday olmasını biz arzu ederiz. Davet ettiniz mi? Temasları değil mi? Görüşme oldu mu? Arkadaşlarımız arasında görüşmeler olmuş. Böyle biliyoruz. İnşallah sonuçlar da iyi olur. Sayın Vekilim, Pınar başında İYİ Parti'den mi CHP'den mi aday çıkarmayı düşünüyorsunuz? Pınar başında biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ilk açıklamayı 4 Kasım'da yaptı. Yani 4 Kasım'da 200 civarında bir aday açıklaması yaptı. Ve Pınarbaşı'yla Sarız'da bu aday açıklamasında açıklandı, ilk açıklanan yerler arasında. Daha sonra da bu süreçte ittifaklar görüşmeler başlamıştı ama bu sonuca varılmamıştı. Daha sonraki süreçte de ittifaklar başladı. İttifaklar başladığında kendileri aday gösterdikleri için aday arkadaşımız çok çekilme tarafta olmadı herhalde. Ben de orada belediye başkanlığı yapmış, herkesi kucaklamış bir kişi olarak çok fazla bu konunun üzerinde basma kurmak istemedim. Ama bizim partiler bir araya geldiğinde öncelikleri şuydu. Bizim İYİ Parti olarak 8 tane belediyemiz var, ilçe belediyemiz. 9'lu bir tanesi milletvekilliği için istifa etti, başka partiye geçti. Onun dışında o 8 belediyede Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu belediyelerde de İYİ Parti aday çıkarmayacak ancak üzerinde anlaşılan boyutlu bir konu olursa orada da çıkarılacak diye anlaşılmıştı. Birinci prensip anlaşması buydu. Mesela Sarız'da da bize çıkarmamızı söylediler ama biz bunun çok doğru olduğunu düşünmediğimiz için de biz çıkarmadık. Şimdi biz onlardan bir hamle olur diye düşünüyoruz genel merkezler bazında. Yoksa şu anda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayımız var, hem İYİ Parti'den adayı var. Şu anda orada 3 aday var. Bir de Milliyet Hareket Partisi'nden adayı var. Artık 3'ü yarışacaklar. Kim hayırlıysa Allah ona nasip etsin diye. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, CHP'de de Talas'ta da aynı şekilde CHP'nin adayı var. O CHP'nin Talas'ta adayı yok. Çekmedi biliyoruz. CHP değil, Talas İYİ Parti'de ve İYİ Parti'nin adayı var. Yoksa her yerde bizim de aday adaylarımız vardı. Aday adayı. Ve biraz önce saydım, isterseniz şuna bir daha size sayayım arkadaşlar. Şimdi, Koca Sinan, Talas, Develi, Yayhalı, İncesu, Felahiye, Yeşilisar, bizde. Ha, bir de Özvatan, Özvatan. Melek Gazi, Sarıoğlan, Tomazlar, Dünya, Akkışlar, Hacılar, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Pınarbaşı'nda ve Sarız'da da ortaklar herkes kendi adayı çıkarsın dediler. Fakat Sarız'da biz aday çıkarmıyoruz. Bu itibarın ruhuna ayıp olduğunu düşünüyoruz. Onun karşı Pınarbaşı'nda çıkarmıyoruz. Bizim öyle bir talebimiz yok. Kendileri de bunu doğru bulmaz çekerlerse bize de bir şey istiyor. Teşekkür ederim.